Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hayır. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı sabahlar dilerim ben de. Efendim, hocam nasılsınız? İyisiniz hocam. Sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Hocam ben geçen eşimle tartıştık böyle. Bana o öfkeyle bana boş ol dedi ama 3 defa. Oğlum da yanımızdaydı, o da şahit olarak şey yaptı ama yani çok kavgalarımız oluyordu, eve gelmiyordu zaten 6-7 ay aradan sonra eve gelip gidiyordu. Evet. Şimdi böyle deyince bu sefer tamamen koptuk birbirimizden. Ne yapabilirim hocam, yani böyle bir nikah düşer mi böyle bir durumda? Yani ayrı evlerde mi yaşıyorsunuz şimdi? Şu zaten yanımızda değildi, zaten gelip gidiyordu İstanbul, işte bir her yere yani çalışma şeyleri var, gidiyor çalışıyor. Evet. Şimdi geldi bu sefer bayağı bir çattı. Bir de aile şeyi araya girdi, ailesi. Bayağı onu bana kışkırttılar. Şimdi aile sebep oldu da şimdi ben hakkımı helal etmiyorum hocam onlara. Bu nikah düşer mi ya da bu nasıl bir şey? Ne yapmam lazım? Bir şimdi, aydınlatmam. Anladım. Kavga ettiniz bir ortamda, aynı ortamda, aynı salonda, evet. Aynı odada kızdı size. Evet. Boş ol dedi mi? Evet, zaten hocam bize bakmıyor. 18-20 yıldır evliyiz. Yani hiçbir şekilde gelip gidiyor, sadece yani bakmıyor. Şu anda bile doğalgazımız kesilmiş, hiçbir şekilde bize ilgilenmiyor. Bakmıyor. 4 tane öğrencimle, çocuklarımla ortada böyle. Sigortası var diye zaten ilgilenmiyorlar devletten. Yani ben de dedim ki ben niye böyle yapıyorsun? Sadece konuştuk böyle. Bir anlık böyle sinirlendi. Bana dedi ki madem kabul etmiyorsun git dedim. Evet, bazen tabii formalite evlilikler çok piyasada. Hem resmi hem dini nikah anlamında. Evet. Formalite olan çok evlilikler var. Evet. Tabii adını da koymak gerekiyor bunların. Çok üzgünüm şu anda. Ne evet. Yapacağım bilmiyorum. Şimdi hocam. Şöyle hanımefendi. Evet. Sen evliliğe devam etmek istiyor musun? Ya zaten 18 yıl, 20 yıldır ben bunu çabalıyorum. Bir arada olmamız, ilgili bizimle çocuklarımızın yanımıza kalması. Onun hiçbir şekilde yanımıza kalmamasına bizi bayağı bir... kötü yaptı. Yani bayağı bir yıpratı, çocuklarım tek başıma büyüdü. Peki eşiniz söylediği sözden pişman mı? Ya zaten iletişim kuramıyorum. Şu anda hocam dışarı gitti, benden küs gitti, sözde çalışmaya gitti. Ama ben o paradan zaten hiçbir şekilde hayır göremiyoruz. Zaten göndermiyor. Az bir şey gönder, onu da bize minnet ediyor, başımıza kalkıyor. Bir de kızıyor, bari şeyse para gönder. Ya mecbur değil misin? Hocam bize mecbur değil mi bakmasına? Ne yapacağız bilmiyoruz. Şu anda 2 arada bir derede kaldım. Çocuklar var. Ayrılsam çocuklar bir de birbirlerine, onları birbirlerine sevdiriyordum, bağladı, şey yapıyordum. Yani istemiyorum böyle bir şimdi bu şey. Benim sorumun cevabı değil ama. Ben bir soru, net bir soru sordum. Dedim ki evet. Sen devam sorun. Etmek istiyor musun? İki kocan devam etmek istiyor musun? İstiyorum hocam. Heh. İstiyorum. Kendisi de istiyordu. Aslında aile aramıza girdi. Şu anda aile bayağı bizi ayırdılar. Yani sizin de bu şekilde bir şekilde bize yardımcı olmanızı istiyorum. Tabii yardımcı olacağım da ben önce niyetinizi öğreneyim, ona göre yardımcı olayım. Eğer sen diyorsan ki hocam bu herif evet bana bakmıyor, bize bakmıyor, iyi yapmıyor, babalık yapmıyor ama neticede başımızda dursun. Onun için evet. Bir çıkış yolu var mı diyorsan, o da ya yaptık bir hata işledik ama dedik işte bir defa bunu, keşke demeseydim diyorsa ben cevabımı ona göre vereceğim. Ya dememiş hocam. Zaten onunla iletişim kuramıyorum şu anda. Yani biz bayağı küs olduk. Şu anda onunla hiçbir şekilde şey yapamıyorum. Kendisi benden küs. Ben şu anda onunla konuşuyorum ama hiçbir şekilde telefonla da çocuklarla sadece iletişim kuruyor. Peki ben o zaman genel prensibi söyleyeyim size. Ona göre siz tercihinizi yapın. Bir defa boşsun, talak yani karı koca arasını birleştiren şey biliyorsunuz nedir evlilik? İki şahit huzurunda mehir verilerek kurulmuş olan bir müessesedir. Yani evlilik budur. Karı bir iki kişinin birleşmeye, yuva kurma veya evlenmeye veya neyse bir araya gelme arzuları olduğunda iki şahit huzurunda bu benim karımdır, ben beni aldın mı aldım, kabul ettim mi ettim, ben de seni kabul ettim. Şahit misiniz? Şahidiz. Mehirde 2 bilezik, 3 bilezik, 5 bilezik, 1 bilezik neyse artık karı koca olunuyor. Onun için bir özel bir tören şuna buna. Bunlar işin ayrı boyutları. Geleneksel boyutları. Ama evlilik bundan ibarettir. İki şahit huzurunda iki tarafın birbirine iradeleriyle seni aldım, sana vardım demeleridir. Peki, bu evlenme bu. Peki boşanma nedir? Boşanma da geçinemeyen, bir araya gelemeyen veya değişik sebeplerden dolayı
arayı açmak isteyen iki iradenin, kadının veya kocanın bu nikahtan vazgeçtim, benden boş ol demesidir. Kadının ise kendimi senden boşadım demesidir. Kadının böyle bir yetkisi var mı? Nikah kıyılırken o yetkiyi kocasından isteyebilir, nikah kılanacağı adamdan isteyebilir. Sıkıştığı, sıkıldığı anda da o nikahını verir, o talakı verir, kendini ondan boşar. Böylece herkesin yoluna gider. Peki hocam bu boş ol, boş ol, boş ol kelimeleriyle üç boşama gerçekleşir mi? Bazı alimlere göre evet, boşama gerçekleşir. Ne demek boşama gerçekleşir? Adamın yolu kendine, kadın yolu kendine. Kadın bir müddet bekler, işte kadının durumuna göre hamile ise çocuğunu yaptığında iddet biter. İşte 4 ay 10 gün, ölüm gibi olaylarda 4 ay 10 gün ölüm üzerinden geçerse veyahut da 2,5 ay gibi 3 temizlik veya 3 hayız süresince beklenir. Yeniden dönüş olmazsa adamın yolu kendine, kadın yolu kendine. Kadın gider başkasıyla evlenir, adam gider başkasıyla evlenir ve evlenmez. Peki bu boş ol kelimesi bir seferde söylenen, bir ortamda söylenen boş ol, boş ol, boş ol'la aile biter mi? Yoruma bağlı. Bazı fıkıhçılara, hukukçulara göre birinci boş ol kelimesiyle boşanma oluyor, ric'i talaka dönüyor. İkinci boş ol, boş ol kelimesi ise birinci kelimeyi güçlendiren bir ayrıştır. Yani ne demek yani? Boş ol kelimesiyle boşama olur. İkinci, üçüncü boşama teyit ve tekit niyetiyle söylemiş olan bu konuda ısrarcıyım cümlesidir ki üç defa boşanmış olmaz, bir defa boşanmış olur. Bir talaka gider, iki talakla devam eder. Bu bir çıkış yolu. Biz bu çıkış yolu nerede gösteriyoruz? Ortada çocuklar var, aile var, sıkıntı var, boşamak istemiyorlarsa biz bu yolu işletiriz. Deriz ki birinci boşamayla boşama gerçekleşti. İkinci, üçüncü kelimelerle boşama gerçekleşmedi. Olan bir boşamayı siz ifade etmiş oldunuz. Dönün ama bir daha benzeri şeyler yapmayın deriz, yönlendiririz. Ama karı koca, hayır biz bu işi bitirdik diyorlarsa yeterli olur zaten. Bu da ikinci yorum. Hocam benim yetkim yok bu durumda. Yani ben çocuklarım için kesinlikle hayır diyorum. Yani hiç şey değil. Çünkü çocukların mutluluğu benim için önemli. Yani diyorsun ki evlilik devam etsin. Doğru mu? Evet. Evet. İyi, gerçekten yani ailesi olmasa biz idare ediyorduk birbirimizi. Yani doğru, doğru olanı söylüyorsun. Bizim de tercihimiz odur. Evliliğin devam etmesi, nikahın. Nikahlar sarsıntı geçirir, boşanmalı olur, yeniden evlenmeli olur. Bütün bunlar, kıyamet kopmuyor yani insan hayatına. Bütün bunlar vardır. Bir şey daha, kusura bakmayın lafınızı kestim vallahi. Bir şey daha sorabilirim. Şimdi zaten dışarıda çok kalıyor. Mesela 6-7 ay kalması. Bunların nikahla ilgisi yok. 5 yılda kalabilir, 5 yılda kalabilir. Öyle dediler de ben bayağı bir şeye kaldım. Hayır, hocam. Hayır. 5 yılda kalabilir. Gitti adam diyor, Almanya'ya gitti, Kazakistan'a gitti. Bir yerde çalışıyor diyelim. Gitti ve gelmedi. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl boşamadı. İrtibatınız devam ediyor. Karı kocasınız yine. Yani erkeğin veya hanımın kocasından uzak durması, karı koca hayatı yaşamamaları, aynı binayı, aynı daireyi, aynı yatağı, aynı odayı paylaşmamaları boşanma sebebi değil. Boşanmış olmuyor. Ha, kadın diyebilir, kocam yanıma gelmiyor, çok özür dilerim, yatağıma girmiyor, odama girmiyor. Benle karı koca ilişkisi yok, ben boşanmak istiyorum. Hakkı var. Kadının da kocanın da hakkı var. O ayrı mesele. Ama ortada böyle bir şey yok. Adam kendi işinden dolayı gelemiyor. Gelemez. Nikah devam eder. Boşanma olmadıkça iki türlü boşama var. Bir, mahkemeye gitme boşaması var. İki, talakla boşama vardır. İkisi de bizim için geçerlidir. Hocam bizim sebebimiz nikahta nasıl geçerliyse, nikahta nasıl geçerliyse boşamada da geçerlidir. Buyurun efendim, bir şey diyordunuz. Sizinle yayın içinde de telefonla konuşabilir miyim mesela? Yani bir mahsur yok. Ha, konunuzla ilgili mi? Ya başka bir şey daha konuşacaktım. Tamam bacı, eğer arkadaşlar telefonu alırlarsa, uygun olursa ararız sizi yani, arkadaşlarla beraber. Yani yayın içinde konuşmak istiyorum tamam. Hocam. Arkadaşlarla sizi ararız, tamam. Problemi anlatırsınız, yine tamam. Yardımcı olmaya teşekkür çalışırız. Hocam. Ama dediğim Allah şekilde ikiniz hocam, kocanızla bu kararı vereceksiniz. Allah'a emanet olunuz, hürmetler sunuyorum.